Evet, Kadir Bey ile ilgili iyi gelişmeler var. Dün akşamdan itibaren işlem yapıldıktan sonra yoğun bakımımızda takip ve tedavisine devam ediyoruz. Doktor arkadaşlarımız yakından takip ediyor. Biz de en son bilgileri aldık kendilerinden. Dün akşam çekilen MR ve bu sabah çekilen tomografide pıhtı sahasında güzel beslenme var. Bu radyolojik görüntüyü klinikte destekliyor. Kollarını, bacaklarını oynatmaya başladı. İlk tepkileri verdi yani. Evet, sesli uyarana cevap veriyor. Yutkunma refleksi var. Bu akşam saatlerinde de uyandırılmasını planlıyoruz. Yani makineden ayrılmasını planlıyoruz. Şu anda spontan solunumu da var. Yani kendi kendine soluyabiliyor. Akşam saatlerinde de makineden ayrılmış olacak inşallah. Hocam. Hareket var sağ tarafta da, hem kolunda hem bacağında. Fakat onun seviyesini tam kararla verebilmek için tam uyanması gerekiyor. Ama ilk gelişine göre kıyaslamayı o zaman yapabileceğiz. Bundan sonrası için hocam uyandırıldığında nasıl bir süreç bekliyor Kadir Bey'i? Uyandıktan sonra şu anda itibaren zaten fizik tedavi rehabilitasyonuna da başladık. Bundan sonraki süreç hala risklerimiz var. Onu da yine parantez içerisinde belirtmemiz lazım. Yani kanama riskimiz var. Tekrar pıhtı atma riski var. Bunlar olmasın diye gerekli tıbbi tedavileri yapıyoruz ama dünden itibaren görülen tablo hem klinik olarak hem de radyolojik olarak iyiye gidiyor. Bilişimsel radyolojinin yaptığı işlem başarılı, çok kısa sürede yapıldı. Ümraniye İtim Araştırma Hastanesi olarak zaten inme merkezlerinden biriyiz. Bakanlığımızın belirlediği, kriterlerini oluşturduğu, anestezi, yoğun bakım, nöroloji, beyin cerrahisi, girişimsel radyoloji ve acil servisi bu ekibi oluşturuyor. Bu ekip hastanın olay yerinden hastanemize transferi aşamasından itibaren başlıyor. Ciddi bir iletişim koordinasyonu var. Hasta hastaneye ulaşmadan önce buradaki ekip hazırlıklarını tamamlıyor, hastayı karşılıyor, tetkikler hızlı bir şekilde yapılıyor. Ve bu 7-24 saat hizmet veren bir ekip bu ekip. Ve geldiği zaman girişimsel radyolojik işlem yapıldı. Çok hızlı bir şekilde ilk 2 saat içerisinde. Bu sonucun başarılı olması için çok önemli bir faktör. Hocam dün siz konuşmamızda ilk 6 saat inme vakalarında çok önemlidir demiştiniz ama bizim ekibimiz bu müdahaleyi ilk 2 saatte yaptı demiştiniz. Bu sonrasında Evet. kalabilecek hasarları daha da Bu riski azalabiliyor mu? azaltıyor, evet. Hasar riskini bu erken müdahale azaltıyor. Kalp Şu krizinde anda olduğu gibi yani aslında evet, erken evet müdahale kesinlikle gibi. doğru. Peki şu an için bir kritik süre var mı? Çünkü pıhtı atma ihtimali var demiştiniz. Herhangi bir süre var mı? Öyle bir kritik süremiz yok. Yani gerekli tıbbi tedavi yapılıyor. Fakat kalpte oluşabilecek başka pıhtılar bu riski her zaman canlı tutuyor. Olmaması için gerekli tedavileri yapıyoruz. Hocam biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde yine bir oyuncu Settar Tanrıören beyninde damarında pıhtı atmıştı. Birkaç gün sonra aynı durumu tekrar yaşadı. Şu anda Kadir Bey'in tablosuna baktığınızda risk var dediniz. Bu riskin süresine dair tabii ki bir şey söyleyemiyorsunuz, değil mi? Süresine ve şiddetine dair bir şey söyleyemiyoruz ama kardiyoloji ekibimiz de kalp ile ilgili tetkiklerini yaptı. Onlar da ciddi bir sorun görmediler. İnşallah olmayacak. Biz aslında yarın uyanacak diye bekliyorduk ama doktor bey biraz önce söyledi, tepki vermeye başlamış. Belki bu akşam uyandıracaklar. O güçlüdür, o üstesinden gelecektir bunu. Öyle inanıyoruz. Sevenlerinden, yakınlarından çok telefon aldığınızı Çok. Benim söylemiş. telefonlarım dünden beri durmuyor. Ben artık beyin dumura uğramış. Kaset gibi aynı şeyi tekrarlıyorum insanlara. Sağ olsunlar. Ailesi, yeğenleri, kardeşleri, ablaları. Onları bekletiyoruz yani. Gelmenize gerek yok, şu an yapacağınız bir şey yok diye. Türkiye'nin her yerinden hem sevenleri hem akrabalarımız. İyi olacak ya. İnanıyoruz yani. Çok iyi müdahale edildi. Zamanında müdahale edildi. Erken müdahale edildi. Sağ olsunlar. Allah adetlerini artırsın doktorlarımızın. İyi olacak, inanıyoruz. Başhekimle Görüştüm. görüştüğünüzde Umduğumuzdan erken tepki vermeye başladı dedi. El ve ayaklarıyla dedi. Yoğun bakım sürecek ama akşama doğru uyandırmayı düşünüyoruz dedi ki yarın düşünüyorlardı. Yani sevindirici, her şey sevindirici.